Her salı olduğu gibi yine bir gün sizin karşınızda olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bugün aslında çok önemli bir konumuz var. Hem konumuz çok önemli hem de konu çok önemlidir. Bugünkü konumuz Van Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği, Odaları Birliği Başkanı Sayın İsa Belge. Evet, gerçekten esnaf içinde bulunduğu durumu herkes yakın takip ediyor. Çünkü esnaf zor bir süreçten geçiyor. Çoğu esnaf kapısından kilit vurma aşamasına geldiğini biliyoruz. Bu anlamda bugün Van Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın İsa Berge bu konu üzerine biraz da bizi bilgilendirmiş olacaklar. Öncelikle konuğumuz İsa Berge'ye hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Hayırlı çalışmalar diliyorum Ayhan Bey. Başkanım, evet biz sizi yoğun bir gündem içerisinde yakaladık. Çünkü her anlamda esnafın sıkıntılarını biliyoruz. Siz de bu sıkıntı üzerinde geçen gün çok önemli bir aşamada bulundunuz. Biz özellikle bu konuyu alacağız. Daha sonra gündemi yavaş yavaş derinlemeye çalışacağız. Siz af ve muafiyet konusunu ele almıştınız. Bu konu özellikle aşmanızı istirham edeceğiz başkanım. Ben öncelikle esnaf sanatçılarım adına, ilim adına size teşekkür ediyorum. Çünkü esnafımızın kendisini ifade edebileceği platformum gerekiyor. Bu platformları da sizler oluşturan Akdamar TV ailesisiniz. Ben şöyle söze Çok gireyim. teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi pandemi süreci malum bütün dünyayı Evet. gerçekten yerle bir etti. Ekonomik anlamda ekonomileri çökertti. Türkiye ve dünya ekonomisi sarsıldı. Tabii bu zor süreçlerde en büyük sıkıntı yaşayan esnaf sanatkar oldu. Esnaf sanatkarımız her anlamda bugüne kadar aylık kavramına bağlı çalışmış. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan günümüze her anlamda kültürüne yakışan, yardımsever ve kardeşlik içerisinde ekonomisini ayakta tutmaya çalışan, devletin omurgasını oluşturan bir kitledir. Tabii bu süreçte maalesef esnaf sanatkarımız kötü günler geçirdi. Halen de o kötü günlerin süreci halen devam etmekte. Zor günler geçiriyor esnaf sanatkarımız. Bizim en büyük sıkıntımız şu an bu önümüzdeki süreçlerde alınan kredilerin ödenmesi. Ve bununla beraber vergi, bağkur ve SGK borçlarıdır. Tabii bununla ilgili nasıl bir yol izlenir? Bizim hükümetimize, devletimize çağrımız budur. Hükümetimiz sağ olsun. Özellikle ben esnaf sanatkarlarım adına, odalarım adına, Van adına Sayın Cumhurbaşkanımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Çünkü pandeminin başlamasıyla ilk başta Sayın Cumhurbaşkanımız esnaf ve sanatkarımıza sahip çıktı. Esnaf sanatkarımıza kredi yolu açtı. Kredi yardımında bulunduğu esnaf sanatkarımız o süreci elhamdülillah borçlanarak ama güzel geçirdi. Bunu böyle kabul etmek lazım. Şimdi Yalnız gelindiğim esnaf her noktada durumda sıkıntı yaşıyor. Özellikle belirtelim. ya şimdi şöyle bir durum var. O zor süreçte elhamdülillah hükümetimizin katkısıyla esnaf sanatkarımız direnebildi. Hükümetimizin verdiği kredi sayesinde esnaf sanatkarımız çoluk çocuğuna bakabildi. Yalnız şu an geldiğimiz süreçte bu borçların ödeme durumu geldi. Şimdi 25 artı 25 yani 25 lira nakit, 25 lira kredi kartı alarak esnaf sanatkarımız bu süreci atlattı. Ama şimdiki sürece bakıyoruz. Şimdi bu hani artık hani borçlu kapıya dayandı deriz ya. Aynen öyle evet Şimdi başkanım. artık bankalar kapıya dayandı. Esnaf sanatkarımız maalesef o günden bugüne kadar çalışamadı. Keşke çalışabilecek bir alan olmuş olsaydı, esnaf sanatkarımız para kazanmış olsa da borcunu ödeyebilseydi. Maalesef esnaf sanatkarımız çalışamadığı için şimdi o aldığı borçlar altında ezilmekte. Aldığı borçlar da 25 artı 25, 50 bin lira bir borçtur. Yıllardır yani Selçuklu'dan Osmanlı, Osmanlı'dan günümüze kadar devletin omurgasını oluşturmuş, devletin yanında olmuş, ülkesinin yanında olmuş, bayrağına ve devletine sadık olan bir ayrı kültüründen gelen esnaf sanatkarımıza bizim de hükümetimizden ricamız şudur. Lütfen ama lütfen esnaf sanatkarımız zor günler geçiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Ahi Evran Teşkilatını bilen, Ahi Evran Teşkilatını benimsemiş ve Ahi Evran Teşkilatına sahip çıkmış bir cumhurbaşkanımızdır. Bu anlamda bu kültürü şu an yöneten, bu kültürü halen günümüze taşıyan esnaf sanatkarımızdır. Esnaf sanatkarımıza sahip çıkarak 25 artı 25, 50 lira alınan bu kredi borçlarını affetsin.
Başkanım şöyle diyeyim. Yani dünya özellikle bu konuyu duysun. Çünkü bu konu sadece Van için değil, bütün Türkiye esnafı için herhalde dile getirdiğinizi düşünüyoruz. Çünkü bu kredi sadece Van esnafı almadı. Evet. Tahmin desem Türkiye'nin 80 bin tane birçok esnaf tabii, bu tabii. kredi aldı 25 artı 25'i. Doğrudur. Sizin bu çağrınız aslında bütün Türkiye'deki esnaflar için geçerli diyebilir miyiz acaba? Tabii ki öyle. Şimdi sonuçta esnafın Van'la Tekirdağ aynıdır. Trabzon'dan Hatay'a kadar esnaf aynıdır. Bu anlamda biz de bütün Türkiye'yi kapsayacak bir çalışma olması tabii bizim için çok yerinde olur ve ama biz bunu hani pozitif bir ayrımcılık olsun diye söylemek istiyorum. Şu bazda söylemek istiyorum. Biz depremin daha izlerini atlatmamış bir şehiriz. Depremden kalan vergi borçlarını halen ödeyemeyen bir şehiriz. Aynen, çok bu doğru, anlamda evet. biz pozitif ayrımcılık istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve bizim haklı geçerli sebeplerimiz de var. Yani şu an vergi kayıtlarına bakıldığında esnaf sanatkarlarımızın halen tüccarımızın sanatkarı halen depremden kalan vergilerini ödemediğini, ödeyemediğini göreceğiz, görebileceğiz. Bu Başkanım anlamda aslında Van için pozitif ayrımcılık istiyoruz. Çok önemli konuya değiniyorsunuz. Aslında bu çok zor da bir konu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Van esnafına bu önemli süreçte geçmesi anlamda bu süreci en az zararla atlatabilmesi konusunda borçlarını aslında affedebilir. Yani Bağkur borçları en azından. Şimdi o konu ayrı bir konu, ona Tabii ayrı gelelim. Farklı bir konu, evet. Evet. En azından buna bir yapılandırma da bir af olunabilir demdesine görüşmek için başkanım. Bu da çok önemli bir konu. Siz bununla ilgili ne düşünmek istersiniz acaba? Şimdi önceliğimiz bizim hani 25 ve artı 25 alınan ödemelerin şu an esnaf sanatkarımızı çok sıkıntıya soktuğunu, bunları ödeyemeyecek durumda olduğunu biz sizin vesilenizle çağrıda bulunuyoruz Sayın Hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza, ilgililere. Şimdi şöyle bir durum var. Öte yandan Bağkur dediğimiz olay da zaten Mart'tan itibaren, 2009 Mart'tan bugüne kadar kimse Bağkur'unu ödeyemedi. Ödeyecek Ödeyememişler durumu başkanım. yoktu. Aslında ödeyememişler. Tabii ödeyemedi. Ödeyemedi, ödeyecek durumu da yok. Bu durumda zaten onlar birikmiş. Onların kesinlikle aynen 25 artı 25 gibi affedilmesi gerekiyor. Bizim çağrımız bu anlamdadır. Biz hani bunları aşama aşama anlatacağız. Kesinlikle başkanım, çok önemli noktalar olduğu için bu yüzden olayın daha akışı rahat gitmesi anlamında önümüzde çok ciddi sorunlar var. Başkanımıza burada %100 katılıyoruz. Çünkü bu süreçte geçen başkanım esnaf kredi aldı. 25 artı 25. Ödeme günü geldi ama ödeyemiyorlar. Sizden de talepleri başkanım işte bu borcu ertelesine diyorlar. Çünkü haklı esnaf size geliyor değil mi herhalde? Tabii hemen esnafın hepsi hemen kurumda, yanımızda, telefonlarla geliyorlar. Ve şöyle bir durum var. Yani bizim şu an istediğimiz 3 tane ana husus vardır. Evet. Birinci ana hususumuz 2009 Mart'tan bugüne kadar devam eden esnaf sanatkarın 25 artı 25 olan borçlarının affedilmesi. Diğer ikinci hususumuz Bağkur. Çünkü işveren esnaftır. Bağkurlu olan esnaf, yani işveren olan esnafın, Bağkur ödeyen esnafın Bağkur'un borçlarını, bugüne kadar olan Bağkur borçlarının alınmaması. Diğer bir hususumuz da bundan sonraki süreçte ekonomik hayatın canlanabilmesi için sürdürülebilir bir ekonomi istiyorsak, kapısına kilit vurmayan, iş yerini açabilen, daha doğrusu istihdama katkı sunacak bir yapı istiyorsak, 2021 yılı içerisinde bir yıllık vergi ve Bağkur muafiyeti istiyoruz. Ki evet, esnaf sanatkarımız Van özelinde ayağa kalksın. Bunu tabii ben bütün Türkiye için konuşuyorum, ayrı bir şey ama hani Türkiye'deki diğer illerimizin ekonomik döngüsünün tam olarak ne olduğunu bilmediğimden dolayı Van özelinde Van Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olduğum için esnaf ve sanatkarın ben yerinde görüyorum. Sıkıntılar yerinde dinliyorum. Kurumda dinliyoruz. Ve hani bu depremden kalan sıkıntıların halen giderilmediği bir şehir, bir şehirde bu yaranın tölere edilebilmesi için en güzel yol bu üç ana husus olur. 25 artı 25 50 liranın affedilmesi, Bağkur borçlarının bugüne kadar olan borçların alınmaması, 2021 yılı içerisinde ise esnaf sanatkarın rahat edebilmesi evet, için bir yıllık vergi ve Bağkur muafiyeti. Sayın Berge, zaten sizin de aslında büyük sorunumuz da budur. Hani siz esnafa fabrika açacak değilsiniz. Siz işte Van'a, Van esnafı için ya da kendi için burada ileri bir fabrika, işte bir asfalt döşeme gibi bir sorunuz yok. Sizin göreviniz esnafın derdini dile getirmektir. Aynen. Bu da en tabi hakkınızdır. Siz burada köprü görevi görüyorsunuz. Yani aynen, devletle, hükümetle esnaf arasında bir köprü görevi görüyorsunuz. Aynen öyledir. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Buyurun başkanım. Yani
esnaf ve sanatkarımızın özünde ne kadar doğru, ne kadar helal, ne kadar güzel çalıştığını biz pandemi sürecinde gördük. Hı hı. Herkes evinde yatarken fırınlarımız, bakkallarımız, marketlerimiz gece gündüz hizmet etme evet. babında çalıştı. Ki birçok özellikle fırıncı esnafımız yani para kazanamadı. Şimdi dışarıdan fırıncı esnafı açık diyorlar ya. Hı hı. Açık ama para kazanamadı. Çünkü ekmeğini arabasına doldurdu. Mahalle mahalle gezdi. 100 ekmek doldurmuşsa 20'sini satabildi. 80'i hı hı. elinde kaldı. Bayatladı. Aynen doğru evet. Ve bu çalıştırdığı 10 eleman ya da 5 elemanın sigortasını ödeyemedi. Yani böyle hı hı. bir sıkıntı var. Esnaf sanatkarımız aile kültürüne bağlı, devletine bağlı, hükümetine bağlı, ülkesini seven bir esnaf kitlesidir. Başkanım gerçekten ben de size katılıyorum bu konuda. Van esnafı şu dürüst bir esnaftır. Yani mümkün olduğu kadar borçlarında sadık bir insandır. Sadık bir esnaf özelliği taşıyan bir kitleye sahiptir. Bu da aslında 25 artı 25 önemli bir husustur. Yarın esnaf bu borcu ödeyemezse sonuç ne olacak? Şimdi hani şöyle bir durum var. Ödeyemedi başkanım. İş olmadı. İlk husus ödeyemedi. İş yerini kapatmak zorunda. İşte dünya duysun bunu evet başkanım. İlk iş yerini kapatmak zorunda ve artı yani düşünün bir iş yerinin kapanması beraberinde bir aileyi ve yanında çalışanı varsa onunla beraber birkaç aileyi perişan duruma koymakta. Yani bu bir esnafın sıkıntı yaşanması çocuğunun dersine gidememesidir. Evet, çocuğuna harçlık verememesidir. Evine iki tane ekmek götürememesidir. Artı bir yeşil kartta ordusu daha oluşturacağız. Evet. Yani yeşil kartlara birilerini daha eklemiş olacağız. Yani bizim esnafımız, sanatkarımız ya da halkımız, milletimiz yeşil kartı anılmasın. Ne gerek var yeşil kart? Başkanım aslında önemli konuya temas ediyorsunuz. Evet yani bunu hepsi başlı başına aslında siyaseti karışmak istemiyoruz ama bu konuşmuş olduğunuz ya da olduğumuz konuların milletvekillerinin ele alıp hükümete, mecliste gen sonra sunması gereken bunları ya da dile getirmesi gereken konular hepsi bunlar. Çünkü toplumsal konulardır. Eğer geçen bir esnafın iş yerine kilit vurmasını istemiyorsak mutlaka ki bu borçların biraz daha temelsi gerekir. Çünkü hiç kimse pandeminin bu kadar uzun sürecini tahmin etmemişti. Yani zaman zaman bilim kurulu üyeleri ya da işte televizyon kanallarında dinlediğimiz sağlık sektöründeki şahısların, doktorlarımızın konuştuğu 2022 yılına kadar devam edeceği gibi söylemler var. Peki madem böyle bir söylem var, böyle bu kadar sıkıntılı bir söylem varsa biz de ona göre ekonomik tedbirlerimizi öncelikle ele alacağız. Ekonomik tedbirlerin başında da evet. esnaf ve sanatkarın çözümü gelir. Çözümü gelir ve kesiye doğru bir karardır. Şimdi pandemi başlayınca 2 ya da 3 ay sürülebileceği hatta en fazla 5 ay sürülebileceği tahmin ediliyordu. Esnaf da bu kredi halde buna göre aldı. 6 yıllık kredi aldı. Aynen. Bu pandemi yani bir afet gibi bir sorundur. Kimsenin beklemediği bir olay olarak yaşandı. Bu pandemi süreci uzatılmış olduğu için bu 25 artı 25'in ertelenmesi bence zor bir konu olmaması gerekir. Şimdi biz hani ertelenmesinden ziyade affedilmesini talep ediyoruz. Evet. Çünkü ertelenmesi zaten elzemdir. Yani ne olursa olsun ertelenmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü biz sahada esnafın durumunu aynen, görüyoruz. Evet. Esnaf zor durumda evet. Tabii şimdi bakın 7 ay önce alınan bir kredi. Ya da evet, 6 ay önce alınan bir kredi. İnsanlarımız 6 ay boyunca bu parayı alıp ne yaptı biliyor musunuz? Hı hı. Çoluğu çocuğun nafakasına kullandı. Doğru bir konu. Ancak ona bakabildi. Ancak ailesini geçindirebildi. Peki çok şimdi bu arkadaşlarımız, bu esnafımız nasıl geçinecek bu saatten sonra? Dezgahları çalışmadı ki o parayı ödeyebilsin. Hı hı. Şimdi ya Allah bismillah deyip anahtarlarına sarılmış iş yerleri açık görüyorsunuz her tarafta. Evet. İş yerlerinin açık olması çalışıyor anlamına gelmesin. Gelmesin evet. Bakın şimdi bir herkes ya biz halen bile bakın mesafe aramızda bir metre, bir üç metre mesafede oturuyoruz. Sosyal mesafe koruma sosyal sorumuz var. Sosyal mesafeyi koruyarak bir hizmet alanı oluşturarak nasıl para kazanabilirsiniz? Oturulan bütün lokantalar, kafeler, restoranların tümünde aralıklı mesafelerle insanlar oturabiliyor. Ya da birçok insan zaten paketleme usulü paket servisiyle ticaret yapmakta, iş yapmakta. İş yeri açılan esnafın 10 tane elemanı vardır ama akşama kadar çalışan 4 tane, 5 tane masası vardır. Yani birçoğu paket servisine döndü. İş aynen yapamadı. Evet. Aynen. Ve bunların devasa kiraları var. Hı-hı. Bu esnafımızın çoğu %90'ı, %95'i kiracı ve ihtilaflar başladı şimdi. Bakın aynı zamanda şunu söyleyeyim şu an kapalı olan sektörlerimiz nedir? Okul kantinlerimiz kapalı. Öğrenci servislerimiz kapalı. Kahvehane, kıraathaneler kapalı. Bu esnaflarımız da şu an perişan durumdadır.
kantinler kapalı. Şimdi o konuda başkanım geleceğiz. Birkaç yorum var başkan, müsaadenizle okuyalım bunları. Abdullah Karakaş, evet, sıkı bir hayranımız. Şöyle bir yorum yazmış. Selamlar ve hayırlı yayınlar diliyoruz. Başkanım İsa Bey'e çok selamlar gönderiyoruz. Kredisi, ihtiyaç kredisi çekip de ödemekten zorlanan işsizlere de ne olacak? Ona bir çözüm bulunabilir mi? İhtiyaç kredisi tabii bireysel kredilerdir. Herhalde bu farklı bir konu zannedersem. Şimdi ihtiyaç kredisi bireysel oldu ve artı bankaların hepsi, işte atıyorum bizim dediğimiz 25 artı 25 krediler Halk Bankası arasında esnaf sanatkara verilen kredilerdir. Bireysel krediler de şahsın kendisi tüketici olarak aldığı kredidir. Muhtemelen o kredi, onlar da özel bankalar nezdinde olan bir şeydir. Özel bankaların da, Cumhurbaşkanlığımızın böyle bir çalışması var mı bilmiyoruz, hükümetimizin böyle bir çalışması. Ama tabii bireysel kredi alan mağdur olan abilerimiz gibi çok esnafımız da var. Çünkü bir tane yorumcu karşımıza köyde yapılan evlerin kimse o evlerin taksını ödeyemediğini dile getirmiş. Hani köyde işte Tokyo tarafında yapılan evlerden galiba söz ediyor. Bu afet evleri, bunun taksitlerin ödenmediğini dile getiriyor. İnşallah başkanımızın bu söylemiyle birlikte buna da bir çözüm bulunmuş olur. İnşallah. Oktay Fadali kardeşimiz herhalde otelci kendisi. Otel esnafında çok zor durumda olduğunu belirtiyor. Aynen öyle. Bu konuda da başkanımla bir açıklama bekliyoruz demişler. Otellerle ilgili biz özellikle Kapıköy'ü konuşacaksak varsa, kesinlikle başkanım, turizmle ilgili bir gündemimiz varsa biz onu o ara Oktay Bey'in konuşmalarına değinelim o zaman. Mutlaka başkanım, çünkü otel konusu. Oktay Faydalı, doğru mu? Evet başkanım. Sayın Belge, şimdi sizi de yakına ilgilendiren bir konu, kantin işletmelerinin durumu ne olacak? Şimdi kantinler okullar açılmadı ya da işte kısım kısım açıldı. Bu kantinlerin durumu nasıl olacak acaba, kantincilerin durumu? Şimdi şöyle bir durum var. Biz cumartesi günü kantinci esnafımızla yine toplantı yaptık. Hemen hemen hepsi katılmıştı. Okullar kademeli olarak açılıyor. Evet. Yalnız tabii ki işte haftanın bir günü okullar çarşamba günü kapalı. Diğer dört günü açık olacak havalandırma durumunda. Ve artı dersler de 30 dakikaya döndü biliyorsunuz. 30 dakikaya yapılacak. Artı bir de aşamalı aşamalı öğrenciler alınacak. Eğer ki yani okullar tamamıyla açılmayacaksa, böyle hani kısıtlamalı bir şekilde kantinler açılması yine zarar olacak kantinler için. Kantinlerden kira alınmadan açılması söz konusu olursa, en azından kantinci esnaf hiç değilse çalıştığı emeğinin karşılığını almaya çalışır. Yani kendi iş yerine maaş alamayacağı için çalıştı işte 1.000 lira 2.000 lira para kazanır, evine çoluk çocuğuna bakar. Yani ben şöyle bir şöyle taraftarım bu iş, bu gündemle ilgili. Kantinler açılsın. Yalnız Milli Eğitim Bakanlığı lütfen bu süreçte kantinlerden kira almasınlar. Ki hizmet edebilsinler. Sosyal mesafe düzeninde yapılacak bir çalışmada 100 öğrencinin ya da atıyorum 1.000 öğrencinin olduğu bir kantinde 50 ya da 100 öğrenci ya kantine uğrar ya uğramaz. Bu kadar olur. Kantinlerin açılmaması durumundan olur. Onu da size söyleyeyim. Okul önlerinde kayıt dışı ticaret yapan birçok esnaf olabiliyor zaman zaman. Kayıt dışı hizmet veren birçok esnaf olabiliyor ya da esnaf, korsan esnaf dediğimiz kaydı kuydu olmayan, herhangi bir ruhsatı olmayan ve Allah muhafaza okul önlerinde biliyorsunuz zaman zaman duyuyoruz. Uyuşturucudan tutun, hap vesaire falan bir sürü şey satılmakta. Yani biz bir yerde güzel bir iş yaparken diğer biri bozmamamız gerekiyor. Okullar açılıyorsa kantinler de okulların bir parçasıdır. Eğitim, öğretimin bir parçasıdır. Kantinlerin de bu süreli açılması gerekiyor. Tamam, kantinlerin kesinlikle kendisini kurtaramayacağını, çalışmasının kendisini kurtaramayacağını, ekonomik döngüsün yeterli olmayacağını biliyoruz. Fakat kantinler açılsın, hizmet etsin sadece. Yani illa devletimiz kantinden alacağı 500 lira da 1000 lira kira muhtaç değil ki. O zaman şu olabilir, öğrenciler çünkü kantine giderken teneffüs arası birlikte kantine saldırma durumu olabiliyor. Öğrencilerin bir anda gitme durumu olabiliyor. Bunun önüne geçilmesi gerekir aslında. O sıkıntı olmaz çünkü şöyle bir şey. Artık pandemi süreci hayatı artık herkesi bir şekilde alıştırdı. Nöbetçi öğretmenlerimizin vasıtasıyla tek tek öğrencimizden iki kabinde ya da tek kabinde zaten herisinin 30 saniyelik bir şey olur. Yani çocuklarımızın ağzı bir poğaça, bir simit, bir çaydır. Budur yani başkan, ne olacak çocuklar? Bir meyve suyudur. Bir içeri alma konu. Tabii sıkıntı olmaz onunla ilgili inşallah. Başkanım, Salih Karataş arkadaşımız demiş ki, başkanım saygılarımı sunuyorum. Esnaf kredimin günü geldi, geçiyor. Ödeyemiyoruz. Kafa işletmecisiyim. Kredimi ödeyemiyorum. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz diye söylemiş başkanım.
Sarı Bey haklı. Sarı Bey durumunda olan bütün bir Türkiye var. Bizim de şu an çağrımız budur. Sarı Bey ve Sarı Bey'in durumunda olan insanlara hükümetimizin bir an önce el atmasıdır. Çünkü krediler başladı. Evet. Bu aydan itibaren başladı. Peydepey devam ediyor. Yani bu kez ne olacak? Kredi borcu Sarı Bey'in işte atıyorum 1 liraysa 2 lira olacak. 3 lira aynen olacak. Çünkü faiz de bunu ödeyecek. 3-5 ay sonra 6 ay sonra. Yani hükümetimizin Sarı Bey ve Sarı Bey gibi abilerimizin mağdur olmaması için kesinlikle bir an önce bir düzenleme getirmesi gerekiyor. Bütün dünya burada duysun ki İsa Berge Başkanımız, Van Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge bugün çok mühim konular değiniyor. Sadece Van değil, Türkiye'nin genelini ilgilenen önemli konulara temas ettiği için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Bağkur konusunu biraz açalım, ondan sonra diğer konuya geçeceğiz. Çünkü Bağkur konusu önemlidir. Esnafın çoğu Bağkurludur. Bağkurunu ödeyemediği için hastaneye gidemiyor. Hastaneye gidemediği için tedavi olamıyor. Bu konuda sizin bir açıklamanız var. 2021 yılı boyunca en az alınmaması gerektiğini demişsiniz. Bir yıllığına. Yani bir yıl Bağkur borcu alınmaması demişsiniz. Aslında bu Sağlık Bakanlığı'nın ya da işte Çalışma Sosyal Bakanlığı'nın direktmen demesi gereken bir konu. Bugün bu konuyu başkanımız dile getirdiği için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bağkur sorunu çok önemli sorun başkanım. Şimdi Bağkur sorunu ve beraberinde ilintili olarak SGK sorunu da var. Evet. Şimdi esnaf sanatkarımız zaten perişan durumda şu an. Çalışamıyor. Bunu bütün dünyada görüyor. Devlet büyüklerimiz de bunu görüyor. Bağkur'la beraber aynı zamanda esnaf vergisine tabi olan, faaliyet siciline tabi olan, oda kaydı olan esnaf sanatkarın yanında çalışan bir de SGK'lı elemanlar var. Evet, doğrudur. Esnaf sanatkarının yanında çalışan SGK'lı elemanlar var. Yani birçok esnafımız 3-5 tane de sigortalı yanında personel çalıştırmakta. Yani bu 3-5 insanımızı istihdam etmek her babadan harcı değil. Ama bunu esnaf sanatkarımız istihdam ediyor. Bu insanlar yarın boş kaldığında yeşil karta gidecek ya da hükümetin kapısına gidecek ya da herhangi bir beyin kapısına gidecek, siyasetçinin kapısına gidecek, bana iş verin diyecek. İşçiler ordusuna bir ordu daha eklemiş olacak. Eklemiş olacak, evet. Tabii. Bu yüzden esnaf sanatkar sicili kaydı olan esnaf sanatkarımızın ve yanında çalışan sigortalı esnafımızın da, sigortalı çalışanın da korunması açısından böyle bir muafiyet gerekiyor. Şarttı başkanım. Gerekiyor de bu elzemdir. Aynen öyle. İnsan yaşamı için gerçekten elzem olan bir durumdur. Ekmek ve peynir kadar, ekmek ve su kadar önemli bir konudur bu Bağkur konusu. İnşallah yetkililer bu sese kulak verirler. İnşallah. Yani Bağkur borçları en az bir yıl ertelemesi konusunda bir beklenti beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Evet. Başkan Mersin'de bir yorum yazmış. Onu da okuyalım. Olsa Kapıköy'e geçmiş olacağız. Buyurun. Mersin'de bizi takip eden Güler Özgan hanımefendi, iyi yayınlar diliyorum. Mersin'den size ve konunuza Sayın İsa Belge'ye selamlar. Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Anadolu Çiftçi Meclisi Sorumlu Başkanı olarak Van'da yapmayı düşündüğüm çiftçi ve esnafla ilgili toplantıda esnaf ve çiftçimize birinci elden bilgilendirme adına yanımızda olmasından onur duyarız demiş. İnşallah başkan, proje hayata geçince siz mutlaka ki bunun herhalde yanında yer alırsınız. Tabii ki görüşsünler. Van adına bizim yapılacak ne varsa biz baş göstereyim. Elimizden geleni yapmaya hazırız. Biz de iletişime geçsinler. Elimizden geleni katkı sunarız Güler inşallah. Güler Hanım, herhalde sesi duydunuz. Başkanla irtibata geçersiniz. Yapacağınız toplantıda başkanımız sizin yanınıza yer alacaktır. Başkanım, şimdi aslında can alıcı soruya geçmek istiyoruz. Şimdi aslında geçen gün ben de bir ironi anlamda yazı yazmıştım. İşte Van Esnafı Kapıköy'ün açılması istemiyor ama ne hikmetse bakanların ve milletvekillerinin ısrarla kapının açılması istiyoruz diye bir talepleri var şeklinde bir haber yazdım. Yani ironi anlamda söylemiştim. Gerçekten başkanım, Kapıköy açılmadığı takdirde bu esnaf için çok zor olacaktır. Kapıköy'ün açılması ya da açılması konusunda siz ne düşünürsünüz? Şimdi şöyle bir durum var. Van sınır ili. En son il. Yani İran'dan başka da komşumuz yok bize yakın olan. Aynen, evet. En yakın komşumuz İran. Yani biz buradan bir araç yüklediğimizde, buradan hani bir üretici olarak bir kamyonu ya da bir tır yüklediğinizde buradan Diyarbakır'a atıyorum 6 saatte götürürsünüz. Aynen, ama buradan evet. İran'a
2 saate götürürsün, 3 saate götürürsünüz ürünü. Bizim için İran olmazsa olmazdır. İran olmazsa olmazdır. Kapıköy sınırı kapısının şu an kapalı olması sebebiyle esnaf sanatkarlarımız perişan durumda. Otellerimiz şu an, özellikle mesela Oktay Faydalı turizmci kardeşimizin sorusu vardı. Ben not almıştım onu. Bu abimiz çok haklı. Çünkü şu an oteller bomboş. Otellerin yanında kafeler bomboş, restoranlar bomboş. Yani turizmle ilintili olan her şey bomboş. Artı bir sektör düşünün. Mesela bir nasıl anlatayım size? Bir fırıncı düşünün. Turizmle bağlantılı gelen misafirimizin otelde konaklaması, fırından, fırıncının restoranda ekmek vermesi demektir. Fırıncının onu alarak toptancıya katkısı olması demektir. Oyuncunun gidip tarımda çalışan çiftçi annemize, abimize para vermesi demektir. Yani buradan buraya bir böyle bir çarkın bütün eksenini oluşturuyor. Evet, o yüzden mutlaka. Kapıköy sınırı kapısının bir an önce açılması lazım. Kapıköy sınırı kapısının açıldığı dönemde bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu zaten. Van kendi ekonomisini çeviriyordu. Otellerimiz doluydu. Hatta belli bir zaman oteller o kadar doldu ki pansiyonları Sayın Valimiz İranlı misafirlerimizi evlerimizde ağırlamıştık. Hizmetini açtı. Onun için biz özellikle bunu belirtmek istiyorum. Van'ın hızlı bir şekilde ayağa kalkabilmesi için, kendi söküğünü dikebilmesi için Kapıköy sınır kapısına ihtiyaç vardır. Bir an önce Kapıköy sınır kapısının açılması gerekiyor. Biz kısa bir zaman önce Sayın Valimizle görüştük. Kapıköy sınır kapısını, Esnaf Odaları Birliği, Ticaret Odası, Organize Sanayi ve turizmci arkadaşlarımızla beraber Sayın Valimizin de bu konuda bizde hemfikir olduğu, yani esnaf sanatkarın ilin ekonomisinin İran'la çok ilintili olduğunu, buna çok ihtiyaç duyduğumuzu ve çalışmalar neticesinde uygun bir zamanda, uygun bir zemin oluştuğu anda, pandemi sürecinin uygun zeminini yakaladığımız süreçte açmakla ilgili de gayretlerin olduğunu biliyoruz. Biz de bu anlamda özellikle esnaf sanatkarlarımız adına Sayın Valimizden ricamız, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricamız ve siyasilerimizden ricamızdır. Lütfen Kapıköy sınırı kapısını açın. Açılması lazım. Çünkü ya biz güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir devletiz. Kapıköy sınır kapısına bir sağlık ekibi kurarız oraya. Bir özellik, yani çadır kent tarzında anlatabildim mi? 2-3 çadır kent. Gelen ateşi ölçülür. Sağlıkla ilgili çalışması nedir? Testle ilgili sıkıntı varsa o yapılır. Zaten dünya pandemiye alıştı artık. Bizler alıştık. Herkes alıştı. Alıştık. Ayrıca başkan bir de ek kursu olsun diye diyeyim. İran'dan İstanbul'a direkt uçuşlar vardır. İranlı vatandaş İstanbul'a gidebiliyor, Antalya'ya gidebiliyor ama Van'a gelemiyor. Ben kısa bir zaman önce Antalya'daydım. Antalya'da yani sahil bandında maskeli kimseyi göremezsiniz. Herkes maskeyi çıkarmış. Sanki normal rutin yaşantı devam ediyor. Ve bütün dünya orada. Ya bizim sadece virüs Van'da mı var? Antalya'da da var, İstanbul'da da var. Ta ki Amerika'da. Herkes sosyal mesafesine uyacak, hijyen kurallarına uyacak. Kendini koruyacak daha doğrusu. Bir de şöyle bakın, şimdi otellerimizi ben nispeten biliyorum. Otellerimiz o kadar güzel bir hijyen standardına sahip ki içeri girdiğinizde A'dan Z'ye, yani pandemiyle ilgili yapılacak bütün kurallar uygulanmış. Her şey hazır. Sadece biz şu an müşterimizi bekliyoruz. Yani aslında bizim şu an her şeyimiz hazır. Helva yapmak için her şeyimiz hazır. Yani sadece birisinin ya Allah Bismillah demesi gerekiyor. O da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Sayın Valimizdir. Sayın siyasetçilerimizdir. Lütfen ama lütfen Van'a sahip çıkın. Van esnafına, sanatkarına, tüccarına sahip çıkın. Kapıköy'ü açın. Kapıköy kapısını konuşurken bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Kapıköy sınır kapısının bugünkü şartlara kavuşmasındaki en büyük katkının sahibi olan Sayın Bakanımız Fatih Çiftçi'ye de kesinlikle teşekkürü. Fatih Çiftçi'ye burada selamlarımızı gönderiyoruz Van'dan Ankara'ya kadar. Ben de esnaf sanatçılarım adına Sayın Fatih Çiftçi'ye, Sayın Bakanımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Asla yaslamaz çünkü Kapıköy'ün açılması için Fatih Bey'in çalmadığı kapı kalmamıştı. Bir kez daha burada kendine çok teşekkür ediyoruz. Başkanım Oktay Bey demiş ki Tahran ve uçak, Tahran Van uçak seferleri var mı? Yok başkanım öyle bir şey. Maalesef şu an yok öyle. Yani Tahran Van uçak seferleri var. Oktay Bey biz duymadık henüz bunu. Tahran İstanbul olduğunu biliyoruz ama Tahran Van uçak seferinin olduğunu
Henüz duymadı çünkü Ben bir ara vardı ama ben şu an yok ilgi yerde. görmeyince olmadı galiba. Yalnız Tahran'dan İstanbul'a giden yolcular olduğunu biliyoruz. Van'a neden gelmesinler? Şu an için öyle bir durum söz konusu değil. Tabii biz bununla ilgili Kapıköy'sünün kapısının canlanmasıyla beraber biz onunla ilgili bunu bastırabiliriz. Aynen doğru Bu olabilir. olabilir, tam zamanı olur. Tam zamanı. Yani şunu söyleyeyim, geçen... Oktay Bey teşekkür ediyoruz bu güzel bilginiz için, Tabii evet. pandemi sürecinde geçen hafta işte biliyorsunuz rutin olarak hemen hemen her hafta Sayın Valimizle şehri geziyoruz, esnaf sanatkarı geziyoruz. Ben bu anlamda da Sayın Valimize çok çok teşekkür ediyorum. Her hafta esnaf sanatkarımızın yanında kapı kapı dolaşarak kendisi sorunları yerinde bizimle beraber dinliyor. Sayın Valimiz de şehri gezerken baharatçı bir baharat işletmesi, bir aktarıcı işletmecimiz Sayın Valimize şunu sordu. Sayın Valimiz dedi, biz dedi, ben şu an İran'a gidiyorum. Nasıl gidiyorsunuz dedi. Ben Tahran'a gidiyorum. Uçakla İran'a gidiyorum. Doğru, başım Tekrar yazmışlar. dönüyorum. Oktay Yazmışlar Bey'te onu. yazmış, evet. İstanbul Tahran uçak seferleri varmış, evet. Aynen öyle. Yani şimdi İstanbul'dan Tahran'a, İran'a gidiş geliş yapılıyor. Kapıköy burada, kapımız hemen yanı başımızda. Biz bu kapımızı açamıyoruz. Bunun için bununla ilgili Sayın Valimizin şu an bir çalışma yürüttüğünü biliyorum bununla ilgili. İnşallah bu çalışma neticesiyle de Sayın Valimiz hızlandırır kapımızı açtırmak için İnşallah. eline geleni yapar inşallah. Başkanım Mustafa Ertaş size başarı ve selamlarını iletmiş. Ben de Başkanıma teşekkür başarı ediyorum. dilerim demiş Mustafa Bey de turizmci bir Mustafa abimiz. Ertaş, öyle mi? Tabii turizmci bir abimiz. Turizmdeki sıkıntısını geçen dile getirdi bize Mustafa Ertaş abimiz. Bu anlamda ben kendisini tebrik ediyorum. Elinden gelen katkıyı da sunmaya hazır Mustafa Ertaş abimiz. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Hasan Sümer kardeşimiz selamun aleyküm demiş. Ayhan Bey, Aleyküm selam yayın Hasan hattınıza başarı diliyorum. Saygılar sunuyorum. Konuğunuz evet İsa Bey'e de başarı diliyorum. Selam yeniden demiş. Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı kendisi Hasan Sümer kardeşimize biz kendisine de başarı Biz de diliyoruz. Aynı siyasilerimize zamanda herhalde terzi esnafı da olduğunu biliyorum ben. Öyle mi? Biz de kendisine başarılar diliyoruz siyaset Çünkü sonuçta hayatında. esnaf başkanı. Tabii ki Her ne esnafımız. kadar siyasi kimliği olsa dahi sonuçta bir esnaf ve esnaf ilgisi diyen, bakını diyen bir esnafım ben. Zaten esnaf çorbasını içmeyen, esnaflık geleneğini yaşamayan siyasetçiden de siyasetçi çok nadir olur. Aynen dedi başkanım. Hepsi esnaf sonuçta Esnaf esnaf olmak lazım. Geçmesi gerekiyor. Çünkü başkanım gerçi eskiden diyordu ya esnaf adamdır. Sözü güvenilen insandır. Esnafta senet bile alınmazdı bir dönemde ben Ben size hatırlıyorum. Çok farklı bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bir karakolda birisi yakalandığında, karakolda nezarette kaldığında o yerin esnafı gider karakol komiserine. Komiserim siz bu vatandaşı verin karakolda kalmasın nezarette. Bizde kalsın. Ya. Kefil olurdu ve karakolun amiri ya da işte jandarması teslim ederdi. Esnaf o denli esnafa, tabii, güvenir. Esnaf öyleydi. Hani esnaf olmak kolay kolay değil başkanım. Tabii esnaf öyleydi. Hani esnafın için şu an bu zor duruma düşürüyorlar. Ben buna üzülüyorum. Lütfen esnaf sanatken önünü açın. Esnaf kimseden bir şey istemiyor ki. Aynen doğru. Ticaretin önünü açın. Esnaf ticaretini yapsın. Başkanım Gülpınar Belediye Başkanı Sayın Harun'a tanış selam ve başa dileklerini etmiş. Biz de burada Gülpınar selamlarımızı gönderiyoruz. Harun'a tanış da gerçekten son derece çalışkan bir belediye başkanı. Van için bir şey yapma çabalayan bir belediye başkanımız. Burada kendisine selam gönderiyoruz. Ben başkanımla ilgili bir hususa değinmek istiyorum. Harun'a tanış. Evet, evet. Harun'a tanış başkanımızla ilgili. Bundan bir hafta 10 gün önce Gülpınar Hoşap esnafımız. Hoşap'ta bulunan esnafların iş yerlerinin tümünün yıkılması gerekiyordu. Şimdi aylardır çalışamayan esnafın iş yerinin yıkılıp orada yol güzergahı var. Evet, yol doğru. Oradan geçiyordu. Hayrullah Tanış başkanımızın Allah razı olsun yardımıyla, gayretleriyle biz onu önümüzdeki yıl Mart'a kadar erteledik. Yani önümüzdeki yıl Mart'a kadar oraya dokunulmayacak. Mart ayından sonra çalışma başlayacak. Hani bu bir yıllık katkıyı da özellikle bu katkı için ben Hayrullah Tanış Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Esnaf sanatkarımızın abisi gibi yanında duruyorsa adam olsun. Gibi adam işte başkanım. Başkanım adam gibi olsun. Adam denilen söz budur başkanım. Belediye başkanım çok gayretlisi olsun. Başkanım bu yorumda okuduktan sonra çevirine geçmiş olacağız. Buyurun. Güler Hanım Mersin'de herhalde bizi izliyor. Demiş ki çok teşekkür ederim Sayın Başkanıma. Umarım pandemi erken zamanda biter. Biz de Van'da güzel bir çalışma sergileriz. Van esnaf ve çiftçisine olumlu katkımız olur. İletişim için Akdamar TV'ye de teşekkür ediyoruz demiş. Biz de buradan Mersin'e selam gönderiyoruz. Biz de gerekli yardımı sunmaya hazırız. Evet.
Başkanım işte Akdamar TV'nin farkı budur. Her tarafta takip edilir, izleniyor. Sizin gibi Efendim, değerli biraz bir hoştur. başkan gelince daha da farklı izleme oranı olabiliyor. Teşekkür ederim. Olsun Çünkü teveccühünüz. Allah razı olsun başkanım, siz bireysel bir çağda bulunmuyorsunuz hiçbir zaman. Hep toplumsal. Olması Toplumu gereken ilgilendiren odur. konuya değindiğinizden dolayı Türkiye'nin her tarafında izleniyor bu şekilde başkanım. Elhamdülillah. Olması gereken odur. Evet. Değerli başkanım, çevre yolu gerçekten çok sorun oldu başımıza. Maalesef. Maalesef. Neredeyse millet, vatandaş birbirlerini öldürecek duruma geldiler. Demin de buraya gelmeden, ofise gelmeden önce birkaç esnafla görüştüm. Çevre yolunda yakın yerleri var. Diyor ki benim yerimi almışlar, başka birisine vermişler. Başka birisi bana ortak etmişler. Şimdi biz nasıl yapacağız diyorlar. Tam bunun üzerine sizin güzel bir açıklamanız var. STK'lar Van çevresiz olmamalı diye bir demeçte bulmuşlar. Özellikle bunu bir gün ele alacağız. Başkanım, çevre yolu nedir, nasıl olacak? Şimdi yıllardır biliyorsunuz kamuoyunun gündemini meşgul eden bu çevre yolu planı var. Hı. Çevre yolunu artık öyle bir hale getirdiler ki aslında hani bu kadar da aşırı sorun olacak bir yer değil. Yani Hı. bir tüneli yapıyorsunuz, katrilyon para harcıyorsunuz. Aynen doğru, evet. Yani ya Aynen da doğru. bir atıyorum spor kompleksini yapıyorsunuz. Yusuf Ali tüneli Aynen. yapıldı, barajı Buyurun. yapıldı, dünyalar kara para gitti oraya. Aynen öyle. Ve artık yani şimdi elhamdülillah güçlü bir ülkeyiz. Ne kadar da Kesinlikle ekonomik çok güçlüyüz, sıkıntılar evet. yaşarsak da güçlü bir ülkeyiz. Ve başımızda da elhamdülillah çok güçlü bir lider var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var başımızda. Böyle güçlü bir liderin kontrolü olan bir ülkeyiz elhamdülillah. Bu anlamda da Van'ımızla ilgili bu çok aslında zor olmayan ama zorlaştırılan bir Hı. durum oluştu. Yani bütün dünyada, bütün her yerde kamulaştırma oluyor da Van'da mı olmuyor? Evet. Yani biz bunu kısa zaman önce duyduğumuz Malatya'da kamulaştırma şey Malatya'da 18. madde uygulamasında olan arazilerin kamulaştırma marifetiyle uygulandığını duyduk. Aynen, Bu evet. kısa bir zaman önce Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla resmi gazetede de yayınlandı. Yayınlandı, evet. Bu anlamda yani bu çok mu zor durum? Allah rızası için yavanı görün. Siyasetçilerimiz bunu görsün. Yani bu anlamda yapılacak çalışma bellidir. Kamulaştırmadır. Mesafe de çok ahmişan bir gün mesafe değil zaten. Yani öyle hani binlerce kilometre olan bir mesafe değil zaten. Başkanım, aslında önemli bir konu bu. Bir de çevre yolu başkanım, biten tarafı var ama faaliyete geçmiyor. Bu da çok önemli bir konu. Yani işte Erdişehir'deyken Ziraat Meslek Yüksek Okulu'nun yanında Doğru. başlayan hemen Erçek Erçek'e istikametine kadar kadar gelen tabii yer tabii. bitmiş durumda. Doğru. Ama faaliyete değil. En azından onun da faaliyete girmesi gerekir. Şu an bir nebze de olsa Erdişehir'e giren araba buradan şehir merkezine girmeden, üniversite oraya gelmeden Erçek'in orada çıkabilirdi aslında. En azından bunun şimdi faaliyete geçmesine fayda vardır. Ama kesinlikle eğer çevre yolu kamulaştırma marifeti yapılmazsa çok büyük soruna çıkartıldı Şimdi var ya. Ayhan Bey şu an halk arasında müthiş sorun başlamış. Hı, Yani evet. X Ahmet Bey'in 100 metrekare alanını 3'e bölmüşler. Hı. Birisine 50, birisine 20 ya da zıt olan dünya kadar biliyorsunuz burası zor bir bölge. Van müthiş göç alan bir yer. Kesinlikle. Yani şimdi Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Siirt yani hemen hemen her ilin %5, %10 nüfusu burada. Hatta Hakkari'nin belki %40'ı burada. Hı. Yani bu kadar göç alan bir şehirde siz aniden 18. madde uygulamasına bu insanları takip şey, alıyorsunuz ama bu insanların birçoğun birbirine sorunu oluyor. Aynen Birbirini öyle. tanımıyor, bilmiyor. Biz daha şu an burası İstanbul kültürü, Ankara kültürüne ya da işte Antalya kültürüne alışmış bir şehir değil ki. Burası doğunun en son tarafı olan kendisini aşmış yalnız göç aldığı için tahribat yaşayan bir şehirdir. Bir de baştan fazla varlıklı değiller. Yani adamın bir tarlası var, bir arsası var, 500 dönüm arsası var, 500 metrekare bir arsası var. Ona da iki kişi ortak ettiği zaman işler Maalesef. çıkılmaz duruma Maalesef. gelir. Yani 18. madde uygulamasının Van'da uygulanmaması gerekiyor. Kamulaştırma şart. Kamulaştırmayı Malatya örneği ortadadır. Lütfen Malatya örneğini siyasetçilerimiz baz alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu iletsinler. Biz de bununla ilgili STK'lar olarak gerekli çalışmayı sürdürmeye de devam edeceğiz. O zaman biz burada hemen seslenelim. Milletvekillerimize özellikle seslenmek istiyoruz. Van halkının daha kötü duruma düşmemesi anlamında, Van'da daha yeni katliamların meydana gelmesi anlamında milletvekillerimizin kesinlikle bu çevre yolunun kamulaştırma marifetinden tamamlanmasını istemeleri konusunda bir çalışma sergilemesi gerekir. Milletvekillerinin yapacağı çalışmanın akabinde
bütün STK'ların da destek olacağını özellikle burada belirtmek istiyoruz. Bu iş yine siyasete biter, bu iş mecliste biter. Cumhurbaşkanımızın söyleyeceği bir sözle Cumhurbaşkanımıza doğru anlatılması halinde eminim ki Cumhurbaşkanımız bu çevre yolunu kamulaştırma marifetiyle tamamlayacağı desteğini verecekti. Buna aynen eminim. Öyle. Yeter ki doğru gitsin söylemler. İstekler doğru gitsin. Başkanım, zamanımız bayağı hızlı geçti. Bize ayrılan sürenin hemen sonuna geldik. Kesinlikle başkanım, zaman çok çabuk geçti. Evet başkanım, fark edemedik. Unuttuğumuz bir şey varsa başkanım lütfen ekleyelim. Herhalde bir notumuz vardı. Onu dile getirecektik başkanım. En son bazı konular vardı. Sizin herhalde notların içerisinde vardı. Bizim aslında değineceğimiz nokta aslında yine ben hani diğer kısımlara değindik, onları söyledik de. Biz turizmle ilgili kısmı kelam daha ederek kapatalım. Şimdi Van tüm yönleriyle hazırdır. Otellerimiz, işletmelerimiz hem yurt içinden hem de yurt dışından gelecek misafirlerimiz için hazır ağırlamaya hazır bir şehiriz. Evet. Gerekli önlemler alınmış, gerekli tedbirler yapılmış. Bunun mutlaka uygulanması gerekiyor. Lütfen kapı köşesini kapsın, açsınlar. Biz bunu istiyoruz öncelikle. Bizim için turizmin ya da işte ekonominin canlanması için bu şart. Ve unuttuğumuz husus da şudur. Sicil affıydı. Evet, sicil affı. Şimdi, önemlidir. Sicil affı tam olarak uygulanmadı. Yani zaman zaman işte söylendi. Maalesef her bankanın bir kara kutusu var. Ne kadar sicil affı söylemi konuşulsa da bankalar kendi sisteminde her şeyi görüyorlar. Bankaların sisteminde bulunan bir işte mağduriyet alanı, mağduriyet ekranı varsa insanların lütfen onu hükümetimiz kendi sistemiyle kapatsın. Ya da bunu bir şekilde tedbiren bir şeyler yapsın. Çünkü depremden bugüne kadar hemen hemen herkes borçlandı. Çeki senedi yazıldı. Esnaf ayağa kalkamadı. Yani biz artık hani Türkiye özelinde mi olur ya da biz Van özelinde istiyoruz da genel mi olur bilmiyorum ama Van özelinde biz sicil affının getirilmesini talep ediyoruz. Sicil affı şarttır. Evet. Sayın Belge, Kapı Köşesi'nin kapısına Necdet Takvan da çok emek verdi. Özellikle burada belirtmek istiyoruz. Çünkü gelen yorumlarda da onu görüyoruz. Evet. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Yani eski ismiyle evet. VATSU. Şimdiki Van TESO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takvan ve yönetimin de sizin kadar Kapı Köşesi'nin açılması konusunda istekli olduğunu da biz biliyoruz başkanım. Necdet Takvan Başkanımız bütün platformlarda bunu dile getiriyor. Hı hı. Yani bununla ilgili en büyük sorunu kendisi almış ve gerekli çabayı da gösterdiğini biliyoruz. Allah kendisinden razı olsun diyoruz. İnşallah iyi olacaktır. Biz bir gün evet bizi kırmayarak davetimize icabet eden Sayın İsa Berge, Van Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın İsa Berge çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli konulara değindi. Yorumlar çok fazla. Hepsini okuyamadık. Birkaç tanesi içinden seçerek çünkü benzer konular vardı. En çok Kapıköy işte çevre yolu hepsi bile benzer konulardı. Hepsine başkanım açıklama getirmiş olduğunuz için bir kez daha size teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz varsa başkanım ekleyelim. Bundan sonra konumuzu yavaş yavaş. Yok, ben de teşekkür ediyorum Akdamar TV ailesine, başta size ve çalışanlarınıza, esnaf sanatkarımıza böyle bir açıklama şansı verdiniz. Kendimizi ifade etme şansı verdiniz. Ve artı yorum yapan bizlerle evet. Bu ekran başında bulunan özellikle bununla ilgili ta ki Mersin'den buraya kadar evet. Talepte bulunan arkadaşlarımıza ben de Van adına teşekkür ediyorum. Van esnaf ve sanatkarı olarak, esnaf sanatkarları olarak her türlü platformda ilimizle ilgili katma değer sunmaya hazırız. Buraya yatırım için en güvenli alandır, yatırım için en güzel şehirdir. Biz bütün il dışında bulunan Vanlı hemşehrilerimizi ve il dışında yaşayan, şöyle söyleyelim bunu. Vanlı olmayan fakat sektör olarak güçlü olan sektörleri de Van'da lütfen ekonomik olarak gelin, Van'da çalışın. Van'ın çalışma şartlarını görün. Van çünkü teşvik alanında, turizm alanında her türlü hizmete hazır bir şehirdir. Ben bizleri izleyen, bizleri dinleyen herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum. Son bir yorum daha gelmiş, onu da okuyalım, ondan sonra geçelim. Buyurun. Bayram Çalım, Ayhan Bey size iyi yayınlar diliyorum. İsa Başkan'ı çok tebrik ediyorum, kalben tebrik ediyorum. Çok iyi çalışıyor demiş. Evet Bayram Çalım abimiz, gerçekten İsa Başkan çalışıyor. Ben de Bayram abimize çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi de bizler kadar gayretli ve öncü olan bir abimizdir, sağ olsun. Evet, çok değerli izleyicilerimiz.
Bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün çok önemli konuları masaya yatırdık, çok önemli konuları dile getirdik. Bu önemli konuları çok cesur bir şekilde konuşan Van Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın İsa Belge'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya başka bir konu ve başka bir konukla sizin karşınızda olmuş olacağız. Bize ayırmış olduğunuz zaman için size çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşça kalınız.